yaklaşık 650 beygirlik bir Lombardi'yi inceliyoruz sevgili seyircilerimiz. Kısacası bu otomobili kullanan herkes yeryüzündeki bütün otomobilleri kullanabilir. Çünkü bu otomobili kullanmak hakikaten çok zor. 7 ileri vites olup 12 silindirli ve tam 650 beygir gücünde uçuyor. Uçuyor. Ama frenine bastığınız zaman freni tutmuyor. Yine de böyle bir spor arabayla bana Anadolu yollarında gezme imkanı tanıyan sevgili yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu muhteşem ve unutulmaz yolculuğumuzun şimdilik sonuna geldik. Fakat ben bu spor otomobilden nasıl ayrılacağımı bilemiyorum. 4 çeker değil bu, 5 çeker. Biraz size tanıtmak istiyorum. Bu bizim mühendisliğimizin en son harikası. 12 silindir, su soğutmalı. Sanıyorum 64 tane valf var. Çift turbo, 650 beygir gücünde ve 7 ileri otomatik. Hidrolik direksiyon. Yok, klima, air condition. Air condition'ını size göstermek istiyorum sevgili otomobil severler. Kapıyı açtığımız zaman gördüğünüz gibi her taraf direkt air condition. Yer, affedersiniz, buradan gidiyor, o oradan çıkıyor. Bu otomobille neler yapabilirsiniz? Bu otomobille ben az önce otobanda test ettim. Yaklaşık 280 kilometre hız yapabiliyorsunuz ve... pardon, bana mısın demin? Kokuyu takip etmek. Ne diyordu replikler intin için? Sınıf. Fırın. Allah ateş. Hiç rahatsız olmayın. Dondum. Dondum Maru. Dondum mu? Teyzem nasılsın? İyi şükür Allah'a. Ben açık işim acel olmasa sana ben hemen iki tane bir şey geçeceğim yemeğe ya. Nasıl? Ben ama kokuyu duydum da geldim. Daha öyle kokulu. Ne yapıyorsunuz burada? Şükür Allah'a çok gel iyi. Ateşin yanında konuşalım. Burası soğuk acık dur. Allah ben bu ermeği bir şey istemiyorum. Hiç istemiyorsun emmi. Nasıl istemiyorsun? Benim beyim istiyor. Kim istiyor? Benim beyim istiyor. Zayıflamanı mı istiyor? Aa, acarlaşmasını. Zayıflamasını. Acarlaşma ne? Ha? Şişman. Şişman mı? Ya şişman oldu. Kilo verme diyor beyin sana. Verme diyor. Ben veren diyor onu vermiyor. Yani bazıları kilolu sever, balık eti sever. Normal sen de canım, adam nasıl istiyorsun? Harlıyor musun sen şimdi ateşe? Ben yapayım o işi. Sen söndersin. Ne yaparım? Söndermem. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz böyle? Poğaça yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Poğaça, fırın poğaçası. Fırın poğaçası mı? Fırın poğaçası. Biz buna poğaça deriz. Poğaça. Poğaça. Nasıl oluyor? Gözleme gibi işte hamuru açıyoruz, yağlıyoruz, pişireceğiz, size ikram edeceğiz. Öyle mi yapacağız? Öyle yapacağız. Unla açtın hamuru önce? Önce hamuru yumurdum. Heh. Ondan sonra içime açtım böyle yumakladım. Yumak... Yumak döktün. Oldu. Hamuru böyle, parçaladı. Evet. Hamuru böyle yumak döktüm. Tamam. Yağladın. Fırına salacaksın. O ne o tastaki? Haşiş. Yağlı haşkış. Yağlı? Yağlı haşiş işte. Haşişliyoruz bunları. Haşhaş mı? Haşişim yetmedi. Yağ ürediyorum. Malzemeden mi çalıyorsun yani bize yaparken? Abi. Teyzem. Her gün yapar mısınız bunu ya da sık sık yapar mısınız? Sık sık yaparım. Haşhaşlı yağlı gözleme. Gözleme, boyça, fırın boyçası. Bu memlekette kimse aç kalmaz inşallah. Efendim merhabalar. Kim gurbette kiminiz var? Ne, kim var? Benim var. İki tane oğlum var. Üç tane kızım var gurbette. Eskişehir'deler hepsi. Çok uzak değil, 1,5 saat. Neden uzak? Yakın gidemiyorum, gelemiyorum. Meyit yarım ben galiba. Onlar gelsin. Onlar da bayramdan bayrama geliyorlar.
bazı bayramlarda belki de gelmiyorlar. Ya gelirler, bayramda gelirler. Bayramda sektirmiyorlar. Ya acarlar mı? Bir de nasıl çok acar, bir de nasıl yine sen gibi abi ortam. Sizin aşkınız dillere destanmış. Bu köyde anlatırlar. 7 sene yavuklu durduk. 7 sene? 7 sene yavuklu durduk. 8. sene geldi. Sorun neydi? Ne çektiriyor mu bu adam? Elimizde yoktu. Anca evlendik. Ama yok, senin baban demiş ki köyde su yok. Kim su getirirse kızımı ona vereceğim demiş. Ve bu Ferhat dağları ben delip... Su biliyorum, daha su kim bakarsın ona verin dedi. He. Baba aklına. Öyle de biliyoruz işte, biliyoruz da anlatıyorsun. Senin baban demiş ki ne? Köyde su yok, kim su getirirse ona vereceğim demiş. Dağları delmiş Ferhat. Öyle almış seni. Kaç bilmiyorsun yoksa bunun dağları deldiğini. Delmedin mi dağları? Deldim. Söylesene Ferhat amca. Beş çocuğu dağlarla büyüttü bu. Nasıl dağlarla? Beş çocuğu dağlardan odun getti, odundan büyüttü. Dağı deldi. Odun kalmadı orada. Su getirdi köye. Su getirmedik. Unuttun sen be iyice. Odun gettik. Şirin. Odun gettik, sattık. Çocuklarımıza harçlık koyduk, okuttuk. Kızma canım, bir şey demedik yani. Okuttuk kuzum. Sen de. Aa. Oğlumuz kızımız hep şehre gitti. 7 sene ne yaptın? Nasıl bekledin öyle ya? 7 sene bekledik. Bu ufaktı. Büyümesini bekledik. Büyümesini bekledik. Elde yoktu, diyavuşta tabii, yoktu. Tabii, el davuşta da yoktu. Anca 66'da 67'de evlendik. Allah Mesut bahtiyar etsin inşallah. Eme bak, bu kadar oldum daha bir tokadını yemedim. Hiç. Şükür Allah'a, hiç. Senin o mübarek elini öpeyim ben dayı. Burada sadece yaşlılar yok, gençler de var burada. Sen ne yapıyorsun kardeş, ne iş yapıyorsun? Uğraşıyoruz. Neyle uğraşıyorsun, uğraştığını biliyorsun. Mallarla falan, ineklerle uğraşıyorum, bakıyoruz. Hayvanlarla ilgileniyorsun. Hayvanlarla. Yani. İyi mi aran? İyi, güzel. Nereye kız? Gel bakayım sen gel. Bu kimin kızı mı? Benim kızım. Senin kızın mı bu? Sizin isminiz efendim? Rabia. Rabia Hanım, okuyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ev hanımı, ev kızı. Karar ver kızım, ev hanımıyla ev kızı. Ev kızı. Yaş kaç? 17. Yarın öbür gün gel anası gel. Gel anası gel. Gel, iyi günlerim bunlar. Gel. Kaynana olacaksın sen daha. Gel. Yarın öbür gün işte biri çıkacak. Elin oğlu gelecek. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle gözünden sakındın Rabia'nı isteyecek. Ağlayacaksın mı? Ağlayacağım. Niye ağlayacaksın? Kurbete gidiyor. Senin anan ağladı mı? Ağladı ya. Senin gelinin anası ağladı mı? Ağladı. Niye ya, güle güle versen olmuyor mu? Ben şimdi ne güzel gülüyorsun yani. Rabi, evleneceğin zaman sen beni düğüne çağır, ben anneni ağlatmayacağım. Ay hemen, hemen çağırırım. Valla? Evet. Onun için mi en büyük sıkıntı o mu yani, anam ağlarsa diye mi? Ay evet, ağlamasın. En büyük sıkıntın o mu yani? Evet. Ağlama ayol sende. Ya ağlarım. Turşusunu mu kuracaksın, ağlayacaksın diye gitmeyecek kız bak. Hadi yürü. Poğaçacı. Kaçtan satıyorsun onları? Satmıyorsun. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. He? Kokusunu anlatamam size sevgili seyirciler. Kokusunu anlatamazsın. Özelliği başkadır taze, bunların. Taze. Taze. Ellerinize sağlık. Hadi bundan sonrasını sen hallet. Eskişehir'e bağlı Hekimdağ köyünün sokaklarında yürüyoruz sevgili seyircilerimiz. Ben esasında buraya ilk geldiğimizde burayı Eskişehir zannettim. Hakikaten çok eski bir şehir burası. Ve burada Karslılar yaşıyor, onu öğrendik. Köyün neredeyse tamamına yakını Kars Kazmon'dan ekmek paralısı için kalkmışlar, buralara göç etmişler. Şurada ablalarımız var, 3 tane teyzemiz var. Yanlarına doğru gidiyoruz. Bizle konuşacaklar mı? Adın nedir? Seyran Tokan. Seyran ablacığım, siz de Kars Kazmon'da mısınız? Evet. Siz ne zaman geldiniz? 10 sene unuttum. Gerçi öyle çok yer gezdiğimiz söylenemez ama burası hakikaten çok doğal, doğallığını korumuş bir köy. Buradan bir dere akıyor. Ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Kediler, köpekler, hayvanlar ve tezekler var burada. Havuzlar, horozlar, tavuklar. Onun üzerinden yemleniyorlar. Yine böyle yemlikler var. Evler son derece eski. En az 100 yıl önce yapılmış evler. Taşlar taşların üzerine o kerpiçle sıvanmış ve çamurla sıvanmış.
evler var. Şurada da yoğun ve hummalı bir çalışma yapan arkadaşlarımız var. Anladığımız kadarıyla da çalıları atıyorlar. Ağam selamun aleyküm. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Misafir kabul ediyor musun ağam? Ağa gibi oturmuşsun da buranın ağası sen oluyorsun değil mi? Değil de fakat yaşlıyım. Yaş geçti. Kaç kine yaş kine? 80. Buyur. 80 yaşında. 80 mi? Sen karanlığında çıkıyor. Kolay gelsin. Ha çıkıyor Selim. Sen de çıkıyorsun şimdi bak. Sadece ben çıkmıyorum yani. Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsunuz? Bana ne yapalım? Yardım edecek bir şey var mı? Gördüm öyle uzaktan çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz ya. Yardım verecek. He? Onları toplayayım ya. He? Odunları toplayın buraya. Oldu, baş üstüne. Ne vereceksin baş üstünde? Var mı bir şey ödüyor musun? Abi yemeğe vereceğiz. Kaç para vereceksin? Ona çalışıyorlar burada. 10 lira, 10 lira. 10 lira. He. Vallahi kurtarmıyor. 15 yaparız. 15'e bağlı yap şu işi. Yok ya, bu dağın başında ben. Yemeğini yiyeceksin, çayını içeceksin. Yok yemek istemiyorum. 15'e versen tamamdır. Ben attırırım onları. De hadi buyurun yapalım bari. Gel. Gel. Aha kuzu. Kuzu bu anasının kuzusu. Aha, anası. Anası sen misin? Gel. Anası, gel. Al. Al kuzuyu çekiyoruz bak. Al. Uy. Anne kurban. Uy. Annem nasılsın? Bana iyiyim sağ ol. Kaç tane çocuk var? 5 oğlan var. Allah bağışlasın. Yeni bunu evlendirdim. Taze gel. Mi ama? Taze ondan adam. Öyle heyecan. Gel. Çekiyor. Gelin mi getirdim sen? Be. Öyle mi? Hı-hı. Gelin nereden? Buradan gelin mı aldınız? Gelin içeride. Ha, Ada pazarında getirdim. Nereden buldunuz gelini Ada pazarında? Akraba. Akraba. Orada mı yaşıyorlar? Yok. Baba anası orada, biz geldi buraya getirdik. Pardon ağam, kusura kalma. Kestir altı da konuşuyorsun. Sizin maşallah traktör var. Var. Zengin sayılıyorsunuz onu. Çok şükür zenginlik. Köyde atla çift sürüyorlarmış. Şimdi motor var. Sizde var da yani köylüde var. Köylüde de var, var. Tabii bir iki kişi de var. Siz de zamanında... Tabii biz de uçileyi çektik. Tarlayı sürdük. Ekin ektik. Şükür durumumuz iyi oldu. Ondan sonra motor aldık. Çok şükür bugünümüze. Motordan kasıt traktör değil mi? Traktör de traktör. Aha içeride. Tamam gördük, havanı atma. Damat sen. Hey hey hem mi? Soru hep alıyor mu? Tabii atmaz mı ya? He? Aklımdan geçeni mi alıyor bu? Öyle mi? Aman yanlış bir şey düşündüm. Ben ne de yanlış değil. Şimdi bende ebe yok. Ebe mi yok? Abi evleneceğim. Bir ebe bulacağım. Öyle mi? Yok baba ne yapıyorsun? Şimdi alıyor mu öyle konuşsam? Olmaz mı ya? Tamam mı? Bir eve bulalım. Her gün ya. Yurt daha bir şey gibi. Ne, evlenmek misin? He evlenmek istiyorum. Yok utanmıyor musun yaşından başından? Ya bırak be. Yaşı başı ne yapacaksın ya? Yok ne yapacaksın bu saatten sonra? Allah bakalım. Allah. Zaten bu yaşta yarıyor be. Hanımı ne zaman kaybettin? 12 sene oldu be. 12 senedir bulamadın mı? Bulamadım ya memleket. Bütün Türkiye'yi dolaştım. Diyor biz yaşlılara vermiyoruz. Genç olacak, genç. Genç mi istiyorlar? Ben de genç, bana yaramaz. 80 yaşında, 20 yaşında olur mu? Olmaz. 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 Kendi ahbabın olacak, yaşında olacak. Nereli olsun? Alayım ben siparişi. İç Anadolu olsun. İç Anadolu. He, doğudan bir şey anlayamadık. İki sene evlendim, iki defa. Oradan bir randıman alamadım. Randımansız. Alamadım. Şimdi doğudan evlenerek bir randıman alalım, değil mi? Valla bilmiyorum. Bilersin, bilersin. Buradan sen, kavun değil ki koklayıp alarsın. Sen çok geziyorsun, bilersin ya. Ya geziyorum da ben ne bileyim. İkisi de mi rahmetlik oldu? Ha ikisi de rahmetlik oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun, babana rahmet. Ama bak ben sana bir tüyo ver, ben oturduğun yerden hanım bulamam. Bakacaksın, gezeceksin biraz. Dolaşacaksın. Şöyle bir şey, hafif Clark bakışlar atacaksın. Ve oturduğun yerden olur mu ya bastonuna dayanmışım? Allah Allah. Ya geziyorum öyle bastonla olur mu? Geziyorum ya. Hey hey hey. İşte böyle. Böyle. Böyle ağırlanacak. Olmaz olmaz. Hele bir dolanak hele. Hadi gel, bakalım. Gel bakayım şöyle hele bir dolak hele. Dayım evlenmek istiyorsun. Maşallah sen benden geçsin ya. Tabii. Yuh valla benden geçsin. Kaç yaş? Yaşım var. Tarafında çok izliyorum. Sen hoş geldin sabah. Hoş bulduk. Ha. Sefa görmüşüz. Valla ben ya, sana da... Bu adama ev verek ya. Ev verek ya. Ya yenge. Bulamadınız mı bu adama? Oğlan bana ev veriyorsun. Bu adamın canı yok mu? Bu benim dayım. Dayındır. Ya. Ben büyük gelini ben. Hanımı evlendi. Ben dedim dayı gel evlen.
Dur. Ya dedi ben oğlumu evlendiririm. Sonra evlenir. Şimdi o zaman da evlenmedi. Daha yaşı gitti, başı gitti. Öldüreceğiz. He? Karıyı öldüreceğiz, evlenme. Küçük olan diyorum. Anladın mı? Nerede duruyor? Paranızı bulalım. Daha az zaman geçti. Nerede bulacağız arayı? 15 sene oldu ya. Allah'ım. Bulamadınız tamam, mı diyor? Münasip bir kısmet bulamadınız mı? Ha evlen. Ondan sonra dedik haca gitsin. Ne yapacak evlenmeyi? Hacına gitsin tamam. Haca gelsin. Biz güzelce bakıyoruz. Üstüne bakıyoruz. Şeyine bakıyoruz. Geline koyup şeyine güzelce bakıyoruz ya. Vay sizi. Bak nasıl uyduruyorum. Sen bana bakmıyorlar sen. Bakıyorlar ya benim cüzdan cebimde ya. Ben onlar 5 kuruş saymam ya. Bili çillide horozum kayboldu. Hadi şu çalıları attır verin. Bili çillide horozum kayboldu. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Onlar da kucak götürecek. Biz oraya atacağız. Biz burayı işte belanız, yani işte. Bunları yakacak mıyız sonra? Ne işe yarayacak bunlar? Ya bunları tandır yakıyoruz. Fırın için yakıyoruz. Lazım bu yani. Tabii fırın. Bizim doğumluki tandırdır. Tandıra vururuz. Lavaş atmak biz pişiririz. Şu an yapıyor musunuz? Şu an ama bugün yapmıyoruz, her zaman yapıyoruz. Bugün tandırımız yok yani. Lavaş atmak göze de biliriz yani. Bize yapıştırma. Yapıştırma. Ona çalışacağız biz yani. Tabii. İyi. Bu malmaka falan burası yayladır. Bir şey demedik sen. Koyun sayısından girdik. Şimdi hava biraz soğuk olduğu için taze kuzuları dışarı çıkartmıyoruz kuzuları. Bu havada çıkmaz. Hasta koyun neredeydi? Hasta koyun şurada yatıyor. Nesi var onun? Valla aynadan hastalanmış ney varsa bana mamalara hep şey olmuş. Simsiyah oldu. Bu veterinere gösterdiniz mi siz bunu? Yok ki nereye götürelim? Arabamız da yok götürek. Vatanlarda şey yok. Bakın, siz de anlamıyorsunuz. Anlamıyoruz. Ne olduysa bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştik yani. İlk defa mı geliyor başınıza? Tabii bu ilk defa ben böyle aşkı gördüm. Yani hiç böyle mal görmedim. Allah Allah. Taraf simsiyah. Buna taremsil daha yaptım. Antibiyotik mi o bir? Dün mü? He ben dün oldu. Getir bak bir şey. Bu da ıslak gibi ya. Dün oldu da kuracak mı? Bu da bir günlük yani. Bu da ıslak. Bunlar da kurbana kadar bakacağız. Bunların cinsi ne oluyor? Bu yalova oluyor bunlar. Şimdi iki çeşit marnoz, yalova. Bunlara hem kırma diyorlar. Ya, kırma diyorlar. Marnok. Bu şey hakikaten çamur, balçık gibi bir şeyle sıvanmış eski bir köy sokağından yavaş yavaş yürüyoruz böyle. Karşısı dağlar, ovalar. Ahan da. Hoş geldiniz. Hoş bulmuş. Taş Köprü'nün ayranı meşhur. Ayranı mı? Tabii. Burası Taş Köprü mü? Tabii Taş Köprü. Başka hekim bir adı diyorlar. İki hekim ismi var. Bir ismi Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında hekim da. Burada yetişen otlardan ilaç mı yapmış? Tabii. Şu gördüğün dağlar. Çerkez Kaya diyoruz. Türkmen Baba. Bütün etraflarındaki bir ot var. Otu ismi. Cislik otu diyorlar. Böyle çiçekli şeklinde. Bu hekim dağı olarak. Kansere karşı mesela sarımlık karşısında çok etkili şey varmış. Bu ot için o köyün ismini olarak hekim dağı. Köyün ağası mıdır? Evet şu anda köy ağası. Arabalar ne biçim duruyor öyle? Gelin bağmayınızın yanına. Ağanın yanına gelin hele. Bizim köy fazla. Bu araba seni takmıyor. Şimdi bunlar da haklı. Bu senin ağalığını. Bir maraba ağanın karşısında böyle durabilir mi? Ne güzel. Şurada da sanki yayık ayranı yayırlar. Bu nasıl ağalıktır ha? Vallahi ağalık ya. Senin sıfatıya bakıp bunlar gülürler. Vallahi ağalık. Vallahi. Ele tükür. Dur bak. Bizim köy olarak hayvancılık var. Hayvancılık bazen de böyle arıcılık var. Bu da ağa değneği mi oluyor? O da ağa değneği. Şimdi bu tesbih Osmanlı döneminde İran'da gelmiş.
Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında İran'da bu da... Tamam biraz sallıyorsun galiba. Bu olsun olsun 5 aylık bir yıl. Yok ciddi diyorum. Bu Osmanlı döneminden İran'da Tarhan'da şimdi arkabalarımız var orada. Kökenimiz Arap. Onun için bu orada gelmelidir. Demek ki tarihi eser kaçakçılığı hadisemiz de var. Bu gördüğün çubuk da... Bu da Şam'dan mı? Yok Şam'da değil. Bu ne çubuk demek? Da kaç seneliktir? En az bir yani... Biz yani 100 yaşında var bu çubuk. 100 yaşında bir tesbih, 100 yaşında bir değnek. Bir tane de 100 yaşında. Bunlar da işte ağada kalmaz. Öyle. Bu kimdeyse ağa o mudur? Tabii. Sen ne yapıyorsun? Bir ağanın karşısında böyle dolaşılır mı? Görmüyor musun elimde değneği vardır, ağa değneği vardır, ağa tesbihi vardır. Artık ağalık bana geçmiştir. Başka bir işimiz yok. Siz gibi de medyanızda başım tacıdır. Her zaman büyürün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.